Türkiye'yi daha yukarılara çekmek için bütün Türkiye olarak seferber olacağız. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, CNN Türk ekranlarında 31 Mart yerel seçimlerini değerlendirdi. Yavuz seçim güvenliğinden nasıl oy kullanılara kadar birçok konuda bilgiler verdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı seçim kararı alındığı günden bu yana dile getirdikleri beka sorunu konusunu bir kez daha yineledi. Ekonomi var elbette, adayların durumu var ama millet daha çok Türkiye'nin geleceğine odaklanmış gibi görünüyor. Beka meselemiz var gerçekten biz. Bunu söylüyoruz ama seçmen de sanki bizden daha öte bunun böyle olduğuna inanıyor ve böyle düşünüyor. Ve özellikle çok stratejik Türkiye'nin gündeminde hamleler var geleceğe dönük. Kanal İstanbul bunlardan bir tanesi, S-400'ler bunlardan bir tanesi. Mesela nükleer santraller bunlardan bir tanesi. Mesela ben her gittiğim yerde şunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. Gelecekte hangi iktidarla yönetilirse yönetilsin Türkiye, eğer nükleer santraller olanca hızıyla yapılmaya devam ediyorsa Türkiye doğru yoldadır diye düşünebilirsiniz diyorum. Ali İhsan Yavuz seçim güvenliği üzerinden muhalefete yüklendi. Bir kısım çevreler seçim mağlubiyetini başka yerlere bağlıyor, bahaneleri başka yerde arıyor. Aslında o kadar şeffaf yürütülen bir süreç var ki keşke uzun uzun vakitlerde bunları karşı tarafla da konuşsak. Yani bu iddiada bulunanlarla da konuşsak. Çünkü her şey çok net, her şey çok somut. Milletvekili Ali İhsan Yavuz pusulalarda ittifakların nasıl görüneceğini de eline aldığı seçim pusulasıyla açıkladı. Bütün partiler seçime girseydi böyle bir pusula oluşacaktı. Bu Yüksek Seçim Kurulu'nun hazırladığı bir pusuladır. Büyükşehir Belediyesi beyaz oyla oy pusulası belirlenmiştir büyük şehirlerde ve büyük şehirlerdeki ilçe belediyelerinde mavidir ve bütün partiler girmiş olsaydı pusula böyleydi. Belediye meclis üyeliği de sarıdır. Hepsi girseydi böyle olacaktı. 51 ilde de biliyorsunuz büyükşehir oyu yok. İl genel meclis oyları bu renkte belirlenecekti. Ama bütün partiler girseydi. Bütün partiler girmiyor. Örnek şimdi çok önemli bir noktaya geliyoruz. Bütün partilerin girmediği bir yerde mesela Ankara Yeni Mahalle'den bir örnek veriyorum. Elimde Yeni Mahalle ile ilişkin örnek var. Bu büyük şehirde girecek oylar. Bakın deminkinden çok daha az. Evet. Bakınız burada MHP yok mesela. Biz MHP ile birlikte Cumhur İttifakı'nı oluşturuyoruz. Sadece AK Parti var. MHP'yi göremeyecekler orada. Ama yine burada bakıyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi var ama İyi Parti yok. Ve ondan küçük bir de bağımsız kişilerin olduğu sağ tarafta görünüyor. Bu böyleyken bakın orana bakın millet karıştıracak. İlçe belediyesine geldiğinde neden çok daha az diyecekler. Evet, çok daha az. Acaba hatalı mı verdiler diye kuşkuya kapılacaklar. Halbuki büyük şehirde girdiği sayıdan daha az sayıda parti ilçe belediyesinde aday gösterdiği için oy pusulası bu kadar az olacak. Bak gördüğünüz gibi sadece 5 partinin girdiği bir oy pusulası söz konusu olacak. Belediye meclis üyeliğinde de yine ikisinin ortası büyüklüğünde bir oy pusulası var.